Peki muhalefete bakalım. CHP sözcüsü Faik Öztürak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi Öztürak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kur tabelası Nebati Bakan'ın gözleri gibi ışıl ışıl kıpır kıpır. Sadece enflasyon değil, sadece kur değil. Enflasyon da kıpır kıpır. Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip 8. ülke oldu. Yani düşecekti enflasyon. Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomiye artık kimse güvenmiyor. Hükümetin ekonomi politikasını hedef aldı. Kur korumalı mevduat modelinin sonuç vermeyeceğini öne sürdü. Şimdi Erdoğan çıkmış, döviz kurundaki müsilajı aldığımız gibi enflasyondaki müsilajı da alacağız diyor. Allah Allah. Köpük birdenbire müsilaj oldu. Milletin alın terini, emeğini, yılların birikimini köpük diyerek küprettiniz. Sonra da buna müsilaj deyip yaptıklarınızın üstünü örteceksin. Yarın karnınız ekşiyip ağrımaya başladığında da şikayet etmeye hakkınız yok. CHP sözcüsü Faik Öztürak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Şimdi milletin karşısına çıkmış, bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Biz de kendisine Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini bir hatırlatıverelim. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yok. Bu ülkede çok şükür dinimizle, diyanetimize saldıran yok. Ama güzel dinimizi ve diyaneti zulmüne şal yapmaya cüret edenler var. Ülkede kimin neye saldırdığını biz bir söyleyiverelim. Erdoğan milletimizin cebine saldırıyor. Öztürak bir kez daha erken seçim çağrısını yineledi. Erdoğan sebep, yaşadığımız buhran güven ruh gibi. Terk ettiği bedene bir daha dönmez. Bu buhrandan salimen çıkışın tek bir yolu vardır, o da sandıktır.